Şu an Avustralya'da Worimi Conservation Land'deyiz ve burası çöl gibi bir yer, fakat yani şöyle, plaj aslında ama o kadar büyük bir plaj ki adeta buraya çöl diyebilirsiniz. Yani Sydney civarında yaşayan fotoğrafçılar özellikle buraya geliyorlar fotoğraf çekmek için falan. Ben buranın ilk fotoğraflarını gördüğümden bayılmıştım. O kadar beğenmiştim ki hatta böyle biz de gelip buraya çekim yapalım falan gibi düşünmüştüm. Hemen bak, kamerayı şu an hemen arkaya çeviriyoruz. Bak göreceksiniz şimdi. Şimdi şöyle gösterelim size. Şuradan denizi görüyorsunuz. Direkt şurada plaj var ama burası full. Buralar full kum ve alabildiğince artık devamını göremiyoruz. Birazdan drone görüntüleriyle bakacağız artık nereye kadar bittiğini. Yapılıyor. Burada deveye biniyor insanlar. Artı ATV kiralıyorlar. Artı bir de sörf, kum sörfü yapabiliyorsunuz. Kum sörfü de biz herhalde deneyeceğiz birazdan. Aynen. Şey, maalesef GoPro'nun böyle başa falan takılan ya da böyle vücuda takılan parçalar, aparatlarını getirmedik. Unuttuk o yüzden... ya onu. Ne yazık ki getiremedik. Evet, ama ben bir şekilde çekmeye çalışacağım. Elde idare edeceğiz artık. Evet. Bir de çok rüzgarlı. Umarım sesimiz de düzgün geliyordur. Bugün şansımıza güneş kaçtı gitti bizden. Ya bir de okyanus, tam okyanusun yanında olduğu için direkt şey oluyor. Ya. Soğuk hava dalgası vuruyor yani. Okyanus buz gibi zaten. Aslında esmese sıkıntı yok. Esmese iyi ama esince gerçekten soğuk esiyor. Evet. Bu arada şu an mesela kuma indik. Bakar mısınız? Ya böyle alabildiğince kum. Gerçekten çok ilginç bir yer. Yani GoPro ile ne kadar gösterebiliyoruz bilmiyorum ama elimizden geldiğince iyi bir şekilde çekmeye çalışacağız sizin için. Bu arada burası aşırı uzun. Yani şöyle söyleyeceğim, haritadan getirmişiz. Haritada zaten göstereceğiz ama. Ya biz daha başlangıcındayız. Sahili çok uzun burası. Yani ya arkadaşlar aslında ince uzun. Aslında çöle benzeyen plaj diyoruz ama öyle değil. Gerçekten çöl. Fakat çölün yanında deniz var. Öyle düşünebilirsin. Evet, i̇şte şurada şey yapıyorsun. Sandboarding muhabbeti. Yani kum sörfü. Yalnız hafif yağmur da başladı sanki, değil mi? Şurada şöyle... Aynen, bir damla bana da geldi. Arazi araçları falan var. Bunlarla safari yapabiliyormuşsunuz. Biraz yağmur var, farkında mısınız? Aa, siz de mi buradaydınız? Hakikaten. Merhabalar, iyi bayramlar. Şu an adam başı $40 verdik. Bizi buradan alacaklar. Şu araçlarla 10 dakika bu çölün içerisine götürecekler ve orada şu tarz kum sörfü yapacağız. Kum sörfü yaparken şunlar kullanılıyormuş. Şunla oturarak kayabiliyorsun, bununla da ayakta kayabiliyorsun. Ayaklarını şuraya takarak deneyeceğiz. Bakalım ne olacak? Heyecanlı mısın Seyde? Evet, heyecanlıyım. Adama yavaş kullanmasını söyleyeceğim bir saniye. But I just for today, cool. And heading back. Caribbean road trip. Oh yeah, just a day trip. So yeah. We are gonna stay here. Actually, we were in Newcastle and then we come here. Oh. And then tomorrow probably we will go to Hunter Valley. So yeah, we are just making circle. Nasıl deneyim var mı? Hayır. Yok. Kandilini kutlamak istediğiniz birileri var mı? Yok. Ne offroad deneyimi kardeşim? Seyahat Ibiza ile offroad deneyimi mi olacak? Aşırı mantıklı bir cevap. Şu an gideceğimiz yere doğru, yani o çölün iç taraflarına doğru gidiyoruz. 4x4 arabalarda bindik. Aynı zamanda kendi arabalarımızla da gidebiliyormuşuz. Fakat birincisi bilmiyorduk, ikincisi bilsek de sanki riske atmaya değmez gibi. Doğru. Şu arabanın tepesine devrili verecekmişiz gibi. Gerçekten sağa bir baktığımız zaman hakikaten çöl. Hayır, sola baktığımız zaman sağda. Ben niye anlamıyorum? Şöyle solda dur bakayım. Aa, evet evet.
camp ayarlandı. Bir şey canım, kumlar sertmiş. Baksana. Kum sertmiş abi, araba o yüzden batmıyor. Baksana abi. Bu hakikaten arabalar gidebilir, gelebilir. Baksana şu, bak şu adama bak. Bak. Tepeyi şimdi fark ettim. Ben de bayağı beğendim. Normalde hiç böyle şeylere yeteneğim yok. Gerçekten olmaz. Dümdüz şey yaptın ama kaydı. Oturak yapmak çok kolay. Çok ne yapıyor? Lan! Allah! Selamlar buraya. Hadi iniyoruz. Ah! Güzel çektim seni yine. Çok eğlenceli gerçekten ama çıkarken bayağı yoruluyorsun ya. Şöyle bir yükseklik var. Nasıl anlatabilirim ya da nasıl bir karşılaştırabilirim bilmiyorum ama. Böyle 10 metre falan yükseklik ama şu gerçekten çok daha iyi. Şurası gerçekten bayağı bir yüksek. Ayakta dene. Ayakta sanmam ya. Ağzım uzun, burnumu kırarım gibi. Hayır aşkım, denersin. Adamın anlattığı gibi ama çok kolay kaydı Melis Lensar. Burası zaten düşürsen bile ne olur ki? Hadi dene. Niye olmadı? Dengeyi kuramadım abi, ben dengesizim. Çok saçma kaydı. Aşırı iyiydi ya, aşırı iyiydi. Ya ben bir ara Melis'e kaydım, inşallah o ara gitmemiştir. Kısa çok açık, tamam mı? Benim, affedersiniz, buradan sayın seyirciler, boyum 1.60. Affedersin, bu şeyler, ayak kısımları çok ayrık duruyor. Yani resmen bu yüksekliği açman gerekiyor. Zorladı. O yüzden riske atmak istemedim bu güzel bedeni. İyi yapmışsın. Beyler, peki siz ayakta bir daha gitmeyecek misiniz? Ben ayakta zaten şu küçük yerde bile takla attım. Anıl çok iyi. Çevreden bazı kıskanmalar ve şeyler oldu. Hani göz değmeleri. Çok profesyonel. Burada ne işi var? Burada amatörlerin arasında tadımız kaçıyor. Bir de tehlikeli zıpladığı falan. Hani bazı tehlikeli hani falan. YouTube camiası ekstrem hani moves olarak da bilinen bazı şeyler yaptı. O yüzden tepki topladı çevreden. Aynen. Artık sen oturarak yani nazar iletme. Aynen. Mübalağalı. Şimdi Melis'i mi? Ben düştüm. Ben çünkü senden hızlı gittim bir şekilde. Allah. Şimdi güzel. Yılan mısın arkadaşım? Bu iyi değil mi? Şöyle tam ağzına vurduk yani. Ellerini açarmaya doğru. Artık burayı sonlandırıp başka yerlere gideceğiz. Nasıl buldun burayı Sevda? Bence çok güzel bir yer. Yani bir daha gelinir mi? Bence gelinir yani. Arkadaşlarla toplu olarak gelinebilecek bir
yer böyle yani tek başına çift olarak falan filan değil de. Siz ne diyorsunuz çocuklar? Bence çok güzel. Yani kaymak keyifli ama kaymaktan ziyade böyle buranın havası. Ya bilmiyorum çok güzel, buradan denizi görüyoruz, buradan böyle deniz esintisi var. Çöl gibi aynı zamanda ortam için gelinir bence. Kesinlikle. Bence kaymak da eğlenceli ama ATV olsa daha eğlenceli olurdu. Muhtemelen ATV de vardır şu an, biz bilmiyoruz nereden alınacağını. Çünkü şey, kayması eğlenceli fakat çıkarken gerçekten zaten kumda yürüyorsun, ardında yokuş çıkıyorsun, biraz zor. Biraz kendi yerlere baktım. Bu arada gelirken arabadaki kız şöyle bir bilgi verdi. Bu sahil yaklaşık 32 kilometre uzunluğundaymış. Bugün 25 Aralık, yani Christmas Day olduğu için aslında her yer kapalı. Burada buranın açık olmasına biraz şaşırdık çünkü normalde gerçekten hiçbir yer açık olmuyor. Yani en popüler süpermarketlerden su bile alamıyorsunuz. Ama burada bu surf olayının falan açık olmasına aşırı sevindim. Çünkü tüm planlarımızı buna göre yapmıştık. ATV var mı diye aslında ATV kiralamak istiyorduk. Onu da sorduk ancak anladığım kadarıyla ATV'yi bugün kiralayamıyormuşuz. Bugün o galiba kapalı. Yine de kum surfi yapmak bize yetti yani. Gerçekten çok eğlenceliydi, eğlenceli görünüyordu. Deniz de aşırı dalgalı. Bu arada uzun kollu giydim çok soğuk olduğu için. Ama ondan sonra hava tekrar ısındı. Şimdi muhtemelen yine kısa kollu giyeceğim. Bu da böyle dışarıyı izliyor. Şimdi Forster'a gidiyoruz. Çölden çıktık. Forster'da bir yemek yiyeceğiz. Thai restoranı hedefimiz, kapalı mı açık mı bilmiyoruz. Böyle bir sıcak bir şey girmesin mi artık boğazımızdan sizin için? Bak boğazım ağrıyor yani benim. Evet, tüm gün sürekli cips. Efendime söyleyeyim, kraker, çerez. Mercimek çorbası iyi gider abi. Çok mercimek çorbası. Ya. Harbiden ama Thai... Belki vardır şeyde. Zaten buranın ezogelini ve mercimeği meşhur diye tabii, duydum. Forster'ın şeyi yani, mercimeği çok meşhur. Biri fena değil. Düğünlerde. Şey, aynen yani, bu Forster yöresi düğünlerinde genelde ikram edilir ama aynen. Çok iyi değiller. Değil ya. Abi olur mu, aslında Forster'ın tarhanası. Tarhanası. Aa bak nasıl olur. Böyle bak. Uzun uzun kulaklı, sarı sarı saçlı ablalar tarhanayı sererler dama. Bu arada nereye gidersek gidelim bir Türk restoranı bulduk yani. Az önce bir yerde, az önce Nelson's Bay'de Kapadokya kebapçı vardı. Kapadokya değildi aşkım, Brothers'dı. Türk yemeği yiyelim, Türk'e destek olalım Bay diye midemizi yakmak suretiyle. Evet abi, çok kötü bir gözlemeydi. Dönerli ama... gözleme yedik hayatımızda. Dönerli gözleme, onun ne kadar saçmaydı. Dönerli ya. Gözlemeydi aynen. Aşırı yağlı. Dönerli gözleme çok kötü, yemeyin. Bir yerde biri size ikram ederse sağ olun diye. Dönerli gözlemeyi bitirdikten sonra ayçiçek yağ kovasına atmış. Ondan sonra aynen. Çıkartmış. Piştikten sonra ama. Hani... Aynen piştikten sonra. Kızgın yağ atmamış. Yağı daha çok çekebilsin diye. Yağın bir kısmı benim suratıma geldi şu an. Ulan tükürün ki. Şükür diyeceksin, karım diyeceksin. Suratıma gelen cennet suyu diyeceksin. Benim enerjim bitti. Yani çok acıktım artık, yemek istiyorum. Enerjim tamamen şu anda sıfır. Hiç halim yok. Bakalım ne kadar zaman kalmış. 13 dakikamız kalmış. 13 dakika sonra varacağız, gösteriyor bakalım. Hayaller Thai restoranı, hayatlar Çin restoranı gibi oldu ama mutluyuz ya, yine Çin restoranına geldik. Çünkü ben laksa içmek istiyordum ve laksayı da bulduk yani. Fark etmiyor. Burada önemli olan şey şu. Bu varsa biz aç kalmayız arkadaşlar. Geçen sene bir kere daha yılbaşında bir gezi yapmıştık. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama orada da her yer kapalıydı. Hatta Newcastle'a gitmiştik. Resmen yani bir dilim ekmek bulamamıştık. Bugün de aynı şeyi Forster'da yaşıyoruz. Bu Çin restoranını artık 6. denememizden sonra bulabildik. Google'da açık yani kapalı görünen yerleri de eledik. Açık görünen yerlere gitmeye çalışıyoruz. Orada da açık görünüyor ama Christmas'ta kapalı falan. Neyse en sonunda kendimizi bir Çin restoranına attık. Ensar kardeşimiz sağ olsun. Ensar'ın çabalarıyla bir tane Çin restoranı bulduk. Oraya geldik. Şimdi laksa sipariş ediyoruz. Burjuva sınıfından Melis, biz laksa içelim, çorba içelim boğazımızdan dedik. O da dedi ki ben şampanyasız duramam. Christmas.
Ben burada yaşatmaya çalışıyorum. Geleneklerimiz, göreneklerimiz. Malezya ve Çin restoranı diye geçiyor. Ve bar var. Şey olmuş biraz. Yani. Çin'in eski fine dining. Yani 1950'lerde burası bir aslında Çin fine dining restoranıymış. Gerçekten öyle. Hatta barı bırak, yani içki alabileceğim bir Çin restoranında hiç görmemiştim. Four Street'dayız ve gerçekten burası cennet gibi. Her yer fotoğraflık, o kadar güzel ki aslında evet. Her yer, mekanlar kapalı olabilir ama hala manzara harika. Şuraya bakın. Gerçekten inanılmaz bir manzara var şu an. Bir ilçe gibi düşünün. Şu tarafta işte çarşısı falan var. Kafeler, barlar, şunlar bunlar. Burası okyanusa bağlanıyormuş. Sadece şu köprü ayırıyor o gölü. Şurası göl. Ondan sonra devamında galiba anladığım kadarıyla okyanus var. Evet. O köprünün üzerinden de geçmiştik, görüntüleri koymuştuk. Şuraya bakar mısınız ya? Motelimize geldik arkadaşlar ve resmen şöyle filmlerde tek katlı soyguncuların saklandığı, böyle polisin bastığı, silahların konuştuğu o moteller olur ya, aynı öyle bir otel. Ama sesim şey, gitmiş bu arada, arabada şarkı söylemekten saçma sapan. Bu arada şey, gece gelmiş olduğumuz için buraya dışarıyı çekemiyoruz ama gündüz gözüyle çekeceğiz. Gerçekten o motellere yani benziyor. Direkt yani. O motel yani. O zaman sabah görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Şu anda evlerin önündeyiz ve bakalım siz de aynı izlenimi alacak mısınız? Şöyle göstereceğim. Şimdi mesela şu 25 numaralı oda, tamam mı? Biz 26 numaralı odada kaldık. Melis Lensar 27 numaralı odada kaldı. Şöyle. Odanın boş hali bu şekilde. Bu yatağı şöyle bir kaldıracaksın. Buradan yüklü miktarda bir para çıkacak da işte birileri geliyor, kovalıyor buraya, silahlı soygun falan filan. O tarz bir vibe aldık. Şu sıra sıra odalar ve böyle ne bileyim yazı şekli duvarların, şu kapının eskiliği falan. Onlardan hep bu vibe'ı aldık. Kilometrelerce yol kullana kullana artık gece yatarken böyle gözümü kapatıyorum. Sesim de kısılmış. Doğuş'un uyan şarkısı var. Bütün yolculuk boyunca Doğuş'tan uyan dinledik yani. Zoğuş. Bakın şurada ana yol var. Şurada şöyle kırmızı bir tabela var. Görüyor musunuz bilmiyorum ama orada motel yazıyor. Giriyorsunuz içeri. Şurada resepsiyon var. Böyle tek katlı odalar. Bu arada ne zaman bir yerden çıksak her zaman şu valizleri üst üste dizmek resmen bir sanat konuşturuyoruz yani burada. Arkadaşlar parantez içinde bir şey söyleyeceğim. Şunu aldık. Dünyanın en iyi şeyi. Termos marka termos. Gerçekten 24 saat falan sıcak tutuyor. Hatta kaynar suyu dün hiç içmemiştik. Az önce 24 saat geçti halde bir döktük ve üzerinden aynen duman tutuyordu. Yani direkt çay yapılabilirdi. Çok iyi, tavsiye ederim almayı düşünenlere. İkinci günümüz de böyle geçti. O zaman şimdi tatilimizin üçüncü gününe geçelim.